Merhaba arkadaşlar. Bugün size kefir nasıl mayalanır ve kefirin bakımı ile ilgili püf noktalar vereceğim. Aktarlarda satılıyor bu kefir. Fakat ne kadar doğal olduğu tartışılır. Bakın, benim kefirim doğal ve çok sağlıklı. Sağlıklı olması çok önemli. Çünkü karnabahar görüntüsünde her gün mayalıyorum, bakımlarını yapıyorum. Tabii ki kefire bakmak çok 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 önemli. Kefir sağlıklı olduğu kadar da sağlığınız için zararlı da olabiliyor. Kefirin bakımıyla ve doğru kullanımıyla alakalı bir durum. Kefiri zaman zaman Türkiye'deki arkadaşlara, isteyenlere gönderiyorum. Sağlığı için isteyen arkadaşlar oldu. İsterseniz size de ulaştırabilirim. Videolarımı takip edin lütfen. Şimdi mayalamaya geçelim isterseniz. Mayalamadan önce bakın, tahta kaşık var elimde gördüğünüz gibi. Metal hiçbir şey değdirmiyorum. Kefirimiz bozuluyor. Ellerimizi kesinlikle kefire dokunmuyoruz. Bu şekilde tahta kaşığımızı kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, mayalaması için bu şekilde bir kavanozum var. Gördüğünüz gibi kapağı metal değil, plastik bir kapak kullanacağım. Bu kavanoz için 2 kaşık kefir yeterli oluyor. 2 kaşık kefiri koyduktan sonra sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzü ilave ediyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yaklaşık 12 saat boyunca karanlık bir ortamda kefirinizi muhafaza etmeniz gerekiyor. Kapağımızı kapattık. Metal olmaması gerekiyor. Kefire elimiz değmemesi gerekiyor. Kefirimizi boşalttıktan sonra da kesinlikle ya cam kaba ya da işte bu şekilde plastik bir kap kullanmanız gerekiyor. Şimdi kefirimizi mayaladık. Gayet basit. Gördüğünüz gibi çocuklarınız için sağlıklı. Lütfen marketteki kefirleri kullanmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Diğer videolarımda kefiri nasıl meyve püreleriyle yapacağız, çocuklar için faydalı hale getireceğiz. Lütfen takip edip öğrenebilirsiniz. Kefirimi 12 saat boyunca karanlık bir ortama koyacağım. Mayalandıktan sonra içmeye hazır olacak. Görüyorsunuz ne kadar basit olduğunu. Sadece bakımlarıyla ilgilenmeniz gerekiyor. İlgilenmeniz yeterli oluyor. Aktarlarda bulmak dediğim gibi çok zor olabiliyor. Arkadaşlar. Şimdi kefiri neden 12 saat mayalıyoruz? 12 saatte tam kıvamına gelip geliyor kefir. 12 saati geçtikten sonra biraz tadı ekşi olabiliyor. Sevebilirsiniz, sıkıntı yok ama kefiri yani en fazla bence 12 saat mayalamanızda fayda var. Diğer videolarımda arkadaşlar kefirin bakımı, sağlığınız için faydaları nelerdir ve kefirden nasıl içecekler yapılır, bu tarz videolar paylaşacağım. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Görüşürüz.